Evet abim çikolatalı aldım ha. Sever misin? Sade püsküvitten iyidir bak uçum. Başkan sarı mı istiyorsun beyaz mı? Vay. Abi gel. Vay başkanım. Kaç oldun Mehmet abi? 66'ya bağladık be gülüm. Hiç göstermiyorsun vallahi. İstemedin ki göstereyim. İki doğru. Bir dakika. Üflesin de rahatlayalım. Üfleyeceğim de gaza gelme. İki doğru. İki doğru. Yapıştır. Kafada yapmışlar. Ondan sonra alo. Salih Aga sağlık ocağına. 12. Oh, ye Mehmet ye. Bir de piş. Aman yarabbim. 10 lira. Tabii dünyayı aldık ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Taksi hangisi? Ben de. Zamanlaman kötü Güven abi. Sırayı yaktırırdım da neyse şimdi. Konuştun mu kızla? Ya yok ne konuşması abi. 2 ay oldu 2 ay. Oğlum bek konuşmak istemiyorum. Ya ben o kızı hiç görmedim. Yeni taşındı galiba. Abi geçen bunun arabaya binmiş. Yol boyu kızı aynadan kesmiş bizimki. Kesin durağa şikayet edecek var ya. Ne alakası var ya? Ya aşık mı oldun İbiş? Git konuş o zaman. Instagram'dan bul. Facebook'tan bul abi. Bana bırak 5 dakikada bulurum diyorum bana da bırakmayın ha. Abi bek konuşmak istemiyorum. Ben öyle uzun uzun onun gözlerine bakayım, o bana baksın. Öyle uzun uzun karşılıklı yani. Kız senden uzun yalnız ha. Hayır, gözlerini denk getirebilirsin. Sikerim belanı. Pasta getirin mi abi? Neye bak? Seni düşündüm sabah olmadan. Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Ellerimde senin ellerin kaldı. Giden yollarımda yıllarım kaldı. Ya bu kafayı yemiş arkadaş ya. Tövbe yarabbim ya. Sabah olmadan seni düşündüm. Kolay gelsin. Bir mendil rica edebilir miyim acaba? Bir de şu naneli sakızını. Sakızı ben ikram etsem size. Güven ne yapıyorsun oğlum öyle tuhaf tuhaf hareketler müşteriye? Ne yaptım oğlum? Ya bir git Allah'ını seversen ya. Ya siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Özür dilerim. Yani ya bir şey demeyeyim diyorum ama dayanamıyorum artık. Her gün her yerdesiniz be kardeşim. Hayır tanışıyor muyuz yok. Ya bu nedir böyle sokakta yürüyen her kadına? Şey ben orada ya, sakız vermek anlamında değildi. Yani böyle bir vesile olsun bir konuşma gibi bir şey yani. Tabii orada bir kadına... Bak kardeşim kadınla erkekle bir alakası yok bunun. Yani... Bir insan hiç tanımadığı birine merhaba der, selam der, ben de anlarım. Yani bir de koskoca adamsınız. Siz böyle hangi filmde, hangi dizide görüyorsunuz bunları? Yok ben dizi izlemiyorum. Ben orada saçmaladım da yani terbiyesizlik yapmak anlamında bir şey yapmak istemedim. Hayır, nedir yani? İş o noktaya gelirdi illa böyle tedbirli mi gezelim? Yani bu mu? Yok, gaza gerek yok ya. Öyle bir şeye gerek yok ya. Gerek var diye demiyorum zaten. Sakız arıyorum çantam. Alabilir miyim onu? Tamam ben bunu hak ettim tamam ama yani siz ne olur sakızı kabul edin. Alabilir miyim lütfen? O zaman ismini söyle vereyim. Aa. Tamam o zaman al. Aa. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ver şunu bana. Biber. Biber şeyi. İyi misiniz? Ya ne yaptın kardeşim ya? Dur. İyiyim. Bir şey yok. Ben hak ettim ama. İyi misin? Görebiliyor musun beni? Çok az görüyorum. Nasıl göreceksin? Çok az görüyorum da. Ama çok az görüyorum. Yani daha fazla görüşsek. Bir yüzünü falan yıkaman lazım senin. Tamam, affettin mi ama? Ben gidiyorum. Geç kaldım bak. Tamam ama ismini söylemedim bak. Bir su tutun gözünüze. Tamam. Görüşürüz. Ne oldu lan? Hayırdır? Kimsin?
Benim Caner. Kız çok tatlı ya. Gidiyor mu? Gidiyor. Meral'miş adam. Meral miymiş? He. Keşke sana sorsaydım. Ne olacak senin bu kızla halin? Abi var ya, gözleri gözümde bütün ömrüm boyunca karşısına otururum abi. Gel yıkayalım şu gözleri o zaman. Hadi. Nasıl yaktı biliyor musun? Hareket etmezsin. 95, 95. Başkan ben 20 dakikaya duraktayım. Sapa yerdeyim çok ya. Eyvallah. Heh. Abi yakın mı? Arabayı bırakacağım ben. Dur, dur. Neredesin lan? Nerede olduğunu söyle. Tamam, yakın o zaman. Müzik rahatsız ediyor mu abi? Anlayamadım. Müzik kalsın. Aç, iyice aç amına koyayım. Anlamadım. Ya tamam gülüm. Tamam açık kalsın. Alo. Gece gece ne iblilik yapıyorsun lan? Ya yok ya ne kafam iyi olacak. Yanımda yanımda. Geldi geldi. Ne diyor bana biliyor musun? Sen diyor gel konuşalım göt. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben var ya onu ters yüz ederim. Ha, beni biliyor mu? Birader şöyle sağ ol git. Dur mesaj atıyor galiba göt arayacağım seni. İleride bir köprü mü varmış geçit? Buraları bilmiyorum abi. Tamam düz git diyor işte. Ha, tamam. Geçit varmış geçit. Bir arkadaş alacağız orada. Bir şey mi oldu? Hayırdır abi? Aynadan bakıyorsun da. Trafiğe bakıyorum abi. Allah Allah. Sen şekilli şekilli cevap vereceksin yoluna git. Gidiyoruz abi işte. Gideceksin tabii. Taksimetre açtın mı lan sen? Açık abi taksimetre. Gel lan gel. İyi akşamlar. Gel. Ne haber lan? İşin gel gel. Kaynanka, yayılma. Şoför bey devam edelim. Düz daha. Heh. Nasıl düz abi? Pınarköy girişinden bir gir. Sorun yok ya buradan 5 dakika. Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Yok bir şey işte. Söyledi de söyledi. Sen niye gece gece işkillendin lan? Ha. Kafan güzel mi? Güzel. Yavşaksın. Yavşak. Ver şunu ver. Ver. Ne yavşak olacağım ya Allah aşkına. Birader aç şunun sesini. Aç. Aç aç. Oh. Aç 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 aç. Çok seviyorum ben seni. Çok seviyorum seni. Hiç merak etme. Benden sana yanlış olmaz. Ya bilmez miyim kardeşim ya? Benden sana yanlış olmaz. Sen benim kardeşimsin. Gerekirse sırtımız açılıp kapanır. Açılıp kapanırız. Açılıp kapanırız. Seviyor musun lan beni? Seviyorum tabii lan. Kardeşimsin lan sen benim. Seviyorsun. Bir daha söyle. Seni seviyorum. Cevap vermedin 2 kere. 2 kere. Ya doymadım. Birader bak şu. Hadi ya da şurada bizi bırakıver be. Bak şurada şurada ha. Burası. Taksimetreyi kapatma. Geliyoruz. İndik mi? Hadi indik 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 gel. Atla bakayım. Bekle bizi ya geleceğiz. Abi burada beklenir mi ya? Al sen şunu. Biz de döneceğiz ya 5 dakika bekle. Çıkar
Vereyim mi? Dur lan dur zaten. Abi burada beklenir mi ya? 5 dakika ya, bekle. Dur, bana bak dur. Ha. Acele ediyorsun, acele ediyorsun. Başkan gelmiyor sesin başkan. Bırak ver. Ver geri zekalı. Bak bakalım. Böyle. Oo! Taksici kardeşim. Gel gel. Yok yok abi yok. Ya gel be oğlum gel. Biz stres atıyoruz. Günün yorgunluğu, iti kopuğu falan. Anlarsın sen. Gel 2 dakika. Biz kötü insanlar değiliz. İş adamıyız biz ya. Abi arabayı sakata bıraktık şeyde. Gel ya gel. Gel gel kardeşim. Gel işte biz de döneceğiz ya. Gel gel. Gel. Şş, versene şunu ya. Şuradan fare mi geçti? Ona bir sıkayım ben. Ne faresi salak. Saçmalama. Abi ben gideyim. Gel güzel kardeşim. Gel bak bak. Bak benim bütün gün direksiyon sallayan emekçi taksici kardeşim. Tamam, o da sıksın. Al şunu. Yok. Al şunu. Yok abi vallahi sağ ol. Ya sık amına koyayım neymiş ya. Ya bırak. Sen abi yok yok. Ben gideyim abi. Abi yapma ne olur. Aman abi. Korktun mu birader? Askerliği mi yapmadın? Yok abi ne alakası? Yapma lan. Ya bir tane atayım. Tamam bir tane. Sakin ileri. Ağaçlara. Tamam abi. Gözünü seveyim. Dur abi ne olur. Bak. Tamam abi. Celal ne diyorsun? Müthiş. Ulan senden beter de var. Bu ne lan? Bu ne? Olmaz. Bana tutma lan oğlum. Bana tutma lan. Yapma. Tamam. Tamam abi. Tamam. Abi dur. Öyle babam da tutar lan. Öyle babam da tutar. Dur abi dur. Abi ne olur. Şşt tut ileri. Tamam. Şöyle sık ya. Abi parmağım. Keyfini çıkar. Abi. Adamı vurdun. Sakin bir anlık böyle panik. Polis gelecek. Çık yukarı çık. Yukarı çık. Çık. Polis gelecek. Polis gelecek. Çık yukarı. Nasıl? Geç yukarı geç. Geç yukarı geç. Polis gelecek buraya. Sakin sakin. Yukarı çık. Geç yukarı geç. Adamı vurdun. Yok. Adamı vurdun. Olmaz bir şey. Bir kaza bin. Dur. Arabaya bin, arabaya bin. Polis gelecek buraya. Bin arabaya. Bin arabaya. Arabaya bin. Kımıldama bak. Kımıldama diyorum bak. Thank you.
Taksici. Şurada sakin sakin konuşup konuyu kapatacağız. Tamam mı gülüm? Abi böyle bir şey var mı? Adın ne? Güven. Bak Güven kardeşim. Sen bu ibinin kim olduğunu biliyor musun? Hı? Sen onu düşünme. Ben güzel güzel düşündüm konuyu. Sakince konuşup çözeceğiz. Abi adamı vurduk orada bıraktık. Vurduk yok. Vurdum. Delikanlı bir çay ver bana. Uyu deş olacak. Abi beni sağlın oğlum. Beni bırak gideyim. Bak ne olur diyorum. Güven kardeşim. Burada şimdilik 4.000 lira var. Şimdi sana şöyle desem. Yani olaya şöyle baksam. Bu herif yolda bana sarkıntılık yaptı desek. Silah çekti. Boğuştuk. Aldım vurdum desek. Abi ne alakası var? Beni niye dahil ediyorsun olaya? Ya yok bu benim fikrim de. Öyle desek. 200.000 işini görür mü? Ne işi abi? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Benim ne alakam var konuyla? Bana bak lan. Orada sana sıkar ilerlerdim. Ama yapmadım. Bana artistlik yapma. Bu herif yolda beni soymaya kalktı. Arabadan telefonu aldı. Sızdı gasp falan. Bir de tuhaf tuhaf hareketler. Yani boğuştuk işte. Yani aldım vurdum. Nefsi müdafaa. Bunu söyle. Gel benden 200.000'i al. Bir de silahta parmak izim var. Bak şimdi. Parmak izim var. Öldürürüm lan seni. Bak yine sen. Yine parmak izim var. Dışarı bir yüzünü yıka. Bir sakinleş. Sonra oturup detayları konuşuruz. Hadi. Burada bir adam oturuyordu. Şiir mi? Burada bir adam oturuyordu. Ben oturuyorum. Bir çay alabilir miyim? Buyur abi. Kardeş bakar mısın? Burada bir bey vardı karşımda. Var abi evet. Hayır benim karşımda oturan adam nerede? Abi vallahi bakmadım, dikkat etmedim. Siz değil misin abi karşısında oturan? Sinirleriniz mi bozuk kardeşim? Taksi sizin mi dışarıdaki? Çalışmıyorum abi ben. Öyle mi? Böyle durumlarda hemen güvenlik birimlerine haber vermek lazım. Alo? 155 mi? Bir saniye memur bey. Neresi oğlum burası? Pınarköy abi. İyi nöbetler efendim. Taksici bir esnafımız burada yol beğenmiyor, müşteri seçiyor. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ben Tuncay Uğurlu, dış işlerinden. Paris Büyükelçisi Fuat Uğurlu'nun kardeşiyim. Ortanca, evet. Tamam, siz memur gönderin, ben bekliyorum. Adresi verseydim. Uydudan bulurlar. Sen dalga mı geçiyorsun yavrum? Şu aleti her yerden okuyorlar. Tuncay Uğurlu, tak bitti. Polis karıştırmak istemezdim ama... gelsinler işlem yapılsın, her şey ortaya çıksın. Siz nereye gideceksiniz abi? Şöyle ya.
Allah, nereye gideceğiz yavrum? Tek yön var, aşağı doğru gideceğiz işte. Çayı şuradan alıver yavrum. Abi, çorbaların parası. Rica edeceğim. Sizden para mı alacağız? İyi akşamlar. Altan limanında ev var benim. Deniz kenarı. Kışın hiç çekilmiyor ya. Romantizma. Ama öyle güzel denk geliyor ki. Ekim'de değil mi? Başlıyor böyle alttan yağmurla beraber. Ama benim sigorta attı mı tabii? Tuncay diyorum, hiç bulaşma. Hiç. Kışı hep benim rezidansta geçiriyorum zaten. Sağ olsun Fahri Bey bu sene her şeyi yeniledi. Mis gibi mis. Yoksa insan katil olur ya. Bu apartman hayatı ne zormuş kardeşim. Bak şimdi yönetici dış cephe için para topluyor, tamam mı? 6 numara vermiyor diye dedikodu yapmışlar. Ulan ben kışın evde oturmuyorum ki, Hollanda lalesi. Babadan emlak zenginiyiz hesabı çekemiyorlar tabii. Bıçak çektim yöneticiye. Dedim geliyor baba, bak geliyor. Geçen sene balta, bu sene bıçak. Terörist kaynıyor bina ha. Kimseye söyleme. Uydudan hepsini alıyor zaten ibneler, ne söyleyeceğim. Sizin işler zor. Farkındayım. Ama bizimkiler de zor be. Dış işleri baba. Bütün dünya başımda. Abi siz nereye gidiyorsunuz tam olarak? Bakırköy. Şaka mı yapıyorsun abi? Şakası mı kalmış yavrum? Artık 22 sene oldu ya. Hastanenin altı komple altın. Bu kadar kaldı şu an. Gidip bir posta daha çekip Nisan'a kadar. Ah, sen sağ ben selamet. ATM mi diyorsunuz? İşte onun gibi. Şarj oluyorum orada ben. Bunu siz anlayamazsınız. Abi bir müddet böyle konuşmadan gidelim mi? Tabii tabii. Sonra bol bol konuşuruz. Tamam. Şöyle takdim edeyim. Tamam, gerek yok, gerek. Al şunu hadi, al. Bak, başına kötü bir şey gelirse her zaman bekle. Tuncay abi diyeceksin. Zaten uydudan falan bana haberi gelir. Anladın? Hadi işler. Faik, aç bakayım lan kapıyı. Hoş geldin Tuncay Bey. Hoş bulduk. Al bakalım altınımı. Ya ne gerek vardı? Dur mu canım? Kalabalık mı? Nasıl durumlar? Her şey yolunda, bıraktığın gibi. Hadi bakalım, iyi nöbetler. Uyanın lan! Tuncay abiniz giriş yapıyor. Hop! Uyanın! Tuncay abiniz geliyor. Thank you.
Geçmiş olsun diyelim. Adam ölmüş. Ölmüş mü? Şimdi bak Güven. Arabada kim var dedin? Bu Celal Keçiler. Vur lan. Senin vurdun o mu? Abi ben vurmadım. Bana vurdurdu işte öbürü. Parayı verdi, vur mu dedi? Sonra para teklif etti şimdi. Bunlar arkadaş herhalde abi. Bunlar ikisi arabaya bindiler. Şimdi bak Güven. Mobese geldi. Bu arabaya Celal binmiş. Sonrası yok. Çöp içtiğimiz yerde yanımda biri var dedin. Onu da hastaneye bırakmışsın. Öbür dediğin kim? Öbür dediğim Burhan. Bu hastaneye bıraktım. O başka. O amına koydum. Delisi onunla bir alakası yok abi. Hangisi? Hangisi? Abi hepsi deli zaten. Bana denk geldi yani. Tuncay mı? Garson diyor işte, oturuyordu diyor. Hayır, o oturan dediği, oturan dediği o benim hastaneye bıraktığım değil. Vuran çorbacı da, çorbacı hani oradaki garson çocuk hatırlamıyor mu? Hatırlıyor işte, Tuncay diyor. Tuncay değil abi, o sonra. Ya tamam onu geç, o deli zaten, biz baktık ona. Konuyla alakası yok, o sonra zaten. Abi o sonra, Vuran da çorbacı da. Güven kardeşim, sen buraya kontak numaralarını falan veriver bana. Ben senin bu işten bir şey anlamadım. Senin için uzun. Savcı tutuklama diyecek zaten bu ifadeyle. Parmak izi falan. Yatacaksın yani sen. Bu. Abi lütfen. Tamam oğlum, içeride kafan toplarsın, daha güzel anlatırsın. Tamam. Tamam. Hadi. Abi lütfen. Abi lütfen. Hayır abi, çocuğun zaten öyle bir durumu var. Yok. Burada bir akrabası var. Amcası onunla da görüşmüyorlar. Ne diyor? Anladım abi, anladım. Tamam. Gidilmesi gereken bir yer varsa biz gideriz abi. Eyvallah, tamam. Kafam almıyor böyle bir şey ya. Avukat girmiş mi devreye? Abi avukatla görüştüm. Kendini yerden yere atıyormuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu çocuk nasıl ya? Böyle durumda inmeyecek taksiden aşağıya. Abi o değil de silahın üstünde parmak izi falan varmış. Avukat öyle dedi. Hastaneye götüreceklermiş. Cuma günü de kurula çıkacak. Ne kurulu ya? Abi üstünü başını yırtıyormuş. Ben delirdim. Bana bunlar kim yaptıysa çıksın diyormuş ortaya. Vay aslanım. Vay koçum. Yazık çocuğa ya. Sen inanır mısın böyle bir şeye? Ben inanmam. Öksür. Abi herkese anlattık. Daha ne anlatayım ya? Öksür kardeşim, öksür. Süren hocalara mı gideceksiniz buradan? Evet hocam. Cezaevinde ilaç falan aldı mı? Aldım. Geç kardeşim, şurada üstünü değiştir. Böyle mi değiştireyim, nasıl değiştireyim? Ne bekliyoruz abi şimdi? Akli dengene bakacak işte hocalar. Akli dengene bakacak. Tamam. Hocam, tutuklanıyorum için. A2'de kalsın bu. Yeşim hocalar geldiği zaman beraber bakalım. Tamam, bir de hocam. Fotokopi çektirelim. Bizim makine arızalı. Ver cezaevinden gelen kağıdı. Bu hocam. Ne kadar bekleriz? Bu öğleden sonraya kalır. Mesai saatinde hallolur. Tamam hocam. Siz biraz bekleyin, ben şimdi hasta bakıcı yolluyorum, tamam mı? Tamam. Tuncay Bey, hayırdır, ne yapıyorsunuz? Melike'ciğim, resim dersine girecek olan arkadaş gelmedi. Ben de temizlik kolu başkanı seçiyorum. Sühan Hoca'ya onaylatacağım. Sakal bundan sonra temizlik kolu başkanı, değil mi ya? Evet abi. Tamam, hadi çok dolaşmayın ama burada. Tamam canım. Kolay gelsin. Deli raporu için mi? Tuncay Bey. Hadi ama. Tamam ya. Deli raporu içinse bana geleceksin. Taksici. Tanıdın değil mi? Ne çabuk ya. Ulan ben 22 senede delirdim. Sen 3 gün önce sapasağlamdın. Delirdim deme.
yemezler. Hadi beyefendi, şöyle devam edin lütfen. Memur bey, biz raportluyuz. O bölümü geçtik. Şurada dur, buraya geç. Hazır ol, rahat falan. Çok geride kaldı ya. Değil mi lan sakal? Elbette. Taksici kardeş, deliysen bana bir işaret çıkacaktın orada. Yoksa burası kırtasiye. Buradan sana bir şey çıkmaz. Deli misin lan? Doğru söyle. Bak, numara yapıyorsan yemeyiz ha, ona göre. A bloğa gelirsin, orada itibar sorunu yaşatırım. Ne oluyor? Dışişlerinden Tuncay Uğurlu. Gasp mı, cinayet mi? Kadına şiddetse hemen dövelim taksici kardeşi. Tuncay, işine bak. Ben seni çok iyi tanıyorum. Hadi devam et. Uydudan izliyorlar, görüyorsunuz değil mi? Al bakalım. Rüşvet değil, yanlış anlama. Çikolata. Direkt. Hadi çocuklar, sile sile ilerliyoruz. Hop! Sil, sil. Buyurun. Nasılız? İyi miyiz? İyiyiz. Hadi bakalım içelim bunları. Burada mı kalacağım ben şimdi? Ama sen daha önce burada kaldın mı? Meral niye geldi? Meral gelmedi ki. Meral niye gelsin? Geldi ya, girişte gördüm Meral'i. Hadi bakalım. Ne diyeceğim şimdi ben yani? Ne? Deli değilim mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Kim dedi sana delisin diye? Ama sen şimdi sıkıntı yapıyorsun. Deliyim desem, yok deli değilsin, kim inanacak ona? Ben deli değilim diye bir şey vardır ya. Bas buraya. Tamam. Yat biraz sen şimdi, sonra gelip yemeğe götüreceğim seni. Yemeğe değil de bana bir telefon açtırır mısın, ne olur? Tamam, telefonu da götüreceğim. Götüreceğim sen telefonu. Evet arkadaşlar, resim rahatlatır. Ağaçları kırmızı yaparsın, güneşi yeşil yaparsın, kafanda soru işareti kalmaz. Ay! Işık, bu ne oğlum? Araba! Saçmalama oğlum, hadi sen çık dolaş biraz, hadi. Evet, güzel. Isaac! Hadi kardeşim. Herkes misin lan sen? Televizyon izleyeceğim şimdi. Sonra hepinize not vereceğim. Sakal. Buyur abi. Bisküvitleri banıp bana ver. Haberler iyi. Her şey yolunda. Ne dediler? Abi ne olur. Televizyondan aldım haberleri. Senin başına bir olay gelmiş. Buradan kurula gidip deli raporuyla yırtmacalar gibi mi? Abi bak, bir haftadır uyumadım, ne olur.
Şimdi şöyle. Buradaki arkadaşlar yıllarını vermiş. Bedeller ödenmiş. Bak hiç kimse ben deli değilim vesaire işliyor musun? Veya ben bilmem kimim falan. Napolyon'um ben vardır mesela. Var mıdır öyle bir şey sakal? Yoktur abi. Yoktur. Şimdi bizim bir onay vermemiz lazım. Altına işeme var mı? Hayır abiciğim. Şuraya kakalı yapabilir misin? Hayır abi, niye yapayım ya? Ben yaparım. Sakal, sen bir işine bak hadi. Bir iki saat bakacağım. Eğer bir anormallik görürsem hemen okurum seni bak. Burası otel değil. Bak burada ihtiyacı olan biri gelir kalır. Değil mi güzel kardeşim? Hocayı mı ayarladın rapor versin diye? Şimdi bir sakinleştirici falan. Bugün kurulda asıl performans çakman lazım biliyorsun değil mi? Abi benim o gece başıma neler geldi sen biliyor musun? Evet. Buraya da geldiler. Her şey bağlantılı dedim. Şimdi benim bir geçmişim var. Raporum var. O kadar kolay değil yani. Polise söyledim. Ben kurtarırım onu dedim. İyi çocuk dedim. Ama deli numarasıyla olmaz. Yemezler. Alo Mehmet abi. Güven ben. Güvencim nasılsın? Herkes bir şey söyleyip duruyor. Huzursuzuz burada oğlum. Abi işte başımıza böyle bir şey geldi. Beni hastaneye getirdiler de. Gerekirse gelelim biz hastaneye. Yok yok. Abi ben böyle bir şey yapmadım biliyorsunuz değil mi? Ya biliyoruz Güven. Biz sana inanıyoruz be güzelim. Hafif oğlum be. Abi şey acaba benim şeyime savcılığa abi gitseniz orada benim durumumu bir sorsanız abi. Ben bilmiyorum ki hiçbir şey. Hastaneye getirdiler. Benim sizden başka kimsem yok abi. Tamam ben alakadar olurum usta. Tamam sen rahat ol oğlum. Tamam abi. Selam söyle herkese. Öptüm yavrum hadi. Eyvallah. Kolay gelsin memur bey. İlgileneceğim. Buyurun şöyle bir hava alalım. Kapı kilitli değil miydi? Polis? Arkadaşlar ilgileniyor. Buyurun. Hem size bir önerim olacak. Kaçma anlamında mı? Gibi gibi. Amfibi, kapıyı kapat. Evet. Hoş geldiniz. Beyler Mısır. Kedi ya, uyudu. Evet Güven Bey. Kurulumuz şu şekilde karar verdi. Sana yardım edeceğiz. Abi bak böyle yani işte biz içeridekiler akıllıyız.
dışarıdakiler deli, işte biz ne bileyim suçlu toplum falan gibi böyle klasik şeylere girmeyeceksin değil mi? Güven Bey kardeşim, bakın şu an altıma işiyorum. Sen ne diyorsun lan düdük makarnası? Ben kılçık, sakal, mübaşir ve amfibik burada deliliğin onur ve şerefini kurtarmaya çalışıyoruz. Saat 3. Birazdan hastanenin en kezzap akıllı hocasının karşısında abim gibi şeylerle mi geçeceksin kurulda? Şimdi sana bu işin püf noktalarını anlatacağım. Yağ gibi çıkacağım, tertemiz kağıdını alacağım. Aa, mis. Amfibik, arkadaşın derhal donunu başına geçirin. Hayır, bir dakika dur ya. Yok dur. Bak! Yandın. Bak, utanma var. Utanma olmamalı. Abi ben deli değilim ki. Mübaşir, arkadaşımıza cinayetten kaç yıl verirsin? 32. 32 yıl verdi size. Aldınız mı? Yani mesela şöyle şeyler yapabiliyorum ben. Ne? Bu, ben böyle... Kasıyorsun kendini. Mısır verin eline. Bu. Kulağına sokma. Kulağına sokma. İlk akla gelendir. Unutma. Akıl yok. Ne diyeyim yani, dış işlerindenim mi diyeyim, ne diyeyim? Uyudan haber alıyor mu? Ne diyeyim ya? Ay anasını. Bak. Koçum, dosyana baktın. Uydudan mı? 20 sene rahat yatarsın. Sen hiç hapisten kaçtın mı? Abi benim trafik cezam yok ya, ne hapsi? Cezaevinden kaçabilir misin? Kaçamazsın. Ben bu hastaneden kaç kere çıktım çocuklar? Bu sene 3. Deliyim deyip burada kalacaksan bu şekilde olmaz. Doktorların bu hallerini yemeyeceğini biliyorsun değil mi? Şimdi şöyle yapacağız. Bir saat içinde ben sana her şeyi öğretemem. Ama diskoya inersek bir aydınlanma yaşatabilirim sana. Aydınlanma mı? Değil bu kurul. Akademinin karşısına çıksan Oscar'ı eve gönderirler. Abi törene gelmene gerek yok derler. Ne dersin? Ne varmış diskoda? Buradan çıkış biletin. Alo Gürkan, sen hastanede misin? Evet amirim. Bu Güven yanında mı? Odada amirim, kilitli. Ona bir geçmiş olsun de, iş bitti. Oğlanda bir şey yok. Bekle beni orada, ben bir savcıya kadar gidip geleceğim. Tamam amirim. İmzala şunu. Nasıl insanlarsınız siz ya? Bilmem. Bana bir su verir misiniz? Veremem. İşim var. Memur Bey, bir müsaade eder misin? Buyurun, buyurun. Gel. Güven, hadi çıkıyorsun, Güven. Nerede oğlum, bu içeride değil. Bu evde abi. Ölü! Efendim? Makine çalışıyor mu? Vallahi makine soğuk. Merhaba. Arkadaş sınava girecek de bir akide şekeri alacaktık zihin açıklığı için. Sıfır laptop isterim. Gıcır. Sıfır laptop uyuyor mu? Para mı vereceğiz? Yok, öpücük de olur. Tamam, ben kefilim. Sıfır laptop. Okey miyiz? Gelin bakayım. Geç. Buyurun. Sakal, kaldır şunu. Abi hayırdır? 80'lerden bir hatıra. Gel bakayım, oturuyorsun şöyle. Ölü kardeşimiz çok güzel ayarlayacak. Kurulun karşısında altına da iş edimi oldu bu iş.
Abi bir sakatlık çıkmasın. Oğlum ben sana özgürlüğü vaat ediyorum. Hem yarın hastaneden tüyme işini konuşuruz ya. Gel şu soru işaretini alalım kafadan. Gel. Şunu da ağzına alıyorsun. Ya. Ya ben katil değilim. Biz de değiliz. Biz deliyiz. Ben deli de değilim. Ben de değilim ama hayat işte. Hadi bağla elini kolunu çabuk. Amfibik mübaşir komşu kollayın. Lan yaslan yaslan. Aç abi aç 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 aç. Nasıl ya? Nerede abi adam? Diskoya gittiler. Dermişim. Tuncaylarla. Yürüyün yürüyün. Merak etme. Borcunu hatırlayacak kadar veriyorum. Tamam beyler sessiz. Kardeş hazır mısın? İyi olacak o peki. Hadi hayırlı yolculuklar. Ne oldu ya? Tamam sakin bir şey yok. Geliyor. Buyurun memur bey. Süyan Hoca'daki dosya için getirdim ama odasında mı kendisi? Yeşim Hocalar'la toplantıdalar. Bir 10 dakikaya çıkarlar. Biz tutukluyu çıkaracaktık da. Ha bu iki adı olanı mı? Güven Balcı. Hazır. Tamam gibi. Güven bak bakayım lan. Mis. Tatlılaştı. Yükleyin beyler hadi. Hadi. Çabuk. Getir yavaş. Tamam. Bırak ben de tamam. Nerede lan çocuk? Burada değil ama. Kalbimizde yaşıyor. Hangi çocuk? Güven. Çıkalım hadi yatakhaneye. Hadi yatakhaneye. Ana binaya geçti. Kurula girecekti. Galiba. Biraz daha iyi misin? Abi. Oğlum ne oldu? Güven amirim. Kurula girmiş. Kurula girmeyecek adam. Ne kurulu ya? Hocam bu doğan arkadaş galiba. Evet. Bunun durumunda bir değişiklik oldu. Bunun yazısı gelecekti. Gel. Hocam kusura bakmayın. Bir telaş oldu da bir an bulamadık arkadaşı. Bu savcılıktan belgesi. Biz de bunu bekliyorduk. Güven Balcı, hadi geçmiş olsun. Seni tutmayacağız artık burada. Güven kardeşim, hadi serbestsin. Hadi kalk. İmzamızı atalım gidelim. Hadi kardeşim. Güven. Güven iyi misin? Güven. Bu şekilde burada kalması daha iyi olur. Biz zaten ailesine haber veririz. Hemşire Hanım, hastayı alabilir misin?
öyle bir iş. Git konuş o zaman. Instagram'dan bul, Facebook'tan bul abi. Bana bırak, 5 dakikada bulurum diyorum, bana da bırakmıyorsun ha. Abi bek konuşmak istemiyorum. Ben öyle uzun uzun onun gözlerine bakayım, o bana baksın. Öyle uzun uzun karşılıklı yani. Gözleri gözümde bütün ömrüm boyunca karşısına otururum abi. Aşıkların dostu delilerdir.